Herkese merhaba gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize, soru tahminlerimize devam ediyoruz. Ayet 2024'e yönelik toplamda yine harika 10 tane soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Bugün böyle canlı kanlı böyle soru çözelim istedim. Sevgili dostlarım size yine güzel sorular derledim. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı ne yapıyoruz? Ben yorum yapıyoruz. Abone değilseniz abone. Sosyal medya hesaplarımızdan ne yapalım arkadaşlar? Çalışmayı, kanalı paylaşmayı ee, ne yapmayalım? ihmal etmeyelim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ee, bu devirlerle ilgili bir soru. Sorumuz aynen şöyle. İnsanlık tarihiyle ilgili bu bilgiler dikkate alındı. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bu tarz sorularda e, parçayı iyi okumak ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Haydi bakalım. İnsanlık tarihi boyunca sürekli gelişim içinde olmuş bilgi birikimini arttırarak daima ileriye İlerleme kat etmiştir. Örneğin Yotmataş Devri'nde insanlar avcılık, toplayıcılıkla uğraşıp mağaralarda yaşarken Cilalı Taş Devri'ne itibaren toprağı işlemeye başlamışlar. İlk köy yerleşmelerini oluşturmuşlar. Maden Devri'ne gelindiğinde ise ilk siyasi teşkilat yani devletleri kurmaya başlamışlar. Yani buradan anladığımız insanoğlu peyden pey günden gün gelişmiş. İnsanlar sosyal ve ekonomik hayatında değişiklik yaşanmış. Yani ilk önce mağaralardayken daha sonra toprağı işlemeye daha sonra köyler kasabalar kurmaya başlamışlar. Demek ki bu var. Tüketici bir yaşamdan üretici bir yaşama geçişi nereden anlıyoruz? Bakın, taş devrinden itibaren toprağı işlemeye başlıyorlar. Oysa ki ondan önce neyle uğraşıyorlar? Toplayıcılık ve avcılık. Yani o zaman tüketici bir yaşamdan üretici bir yaşama geçildi söylenebilir. Doğaya bağımlık azalıyor. Çünkü insanoğlu ilk zamanlarda doğaya bağlı olarak yaşıyor, topluyor ya da avlıyor ve o şekilde ama daha sonra toprağı işleyip P'den peyden pey toprağa olan bağımlılığı giderek ne olmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor. Sosyalleşme konusunda gelişme yaşanmıştır. Çünkü insanoğlu ilk kez neye yapmaya başlıyor? İlk kez köy, kasaba, şehir kurmaya başlıyor. ve Dolayısıyla sosyalleşme konusunda gelişmeyle yaşanıyor. Oysa ekonomik faaliyetlerin hukuk sistemini etkilediğiyle ilgili bir durum yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne? E şıkkı bu tarz sorularda parçayı iyi okuyoruz. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız bir E şıkkı. Geldik ikinci sorumuz. Bu ikinci sorumuz ilk Türk İslam devletlerinden önce yani İslam öncesi Türk toplumları ile ilgili Türklerdeki bu inanışın aşağıdakilerden hangisini engelledi savunulabilir. Bakalım İslamiyet'ten önceki Türk toplulukları gök tanrıyı Yunan tanrıları gibi insan şeklinde varlık olarak görüp somutlaştırmamışlardır. Yani tanrılarını somutlaştırıp putlaştırmamışlardır diyor. Peki böyle bir durum, böyle bir inanış neyi engellemiş olabilir sevgili arkadaşlarım? E, tabii ki eski Türklerde eğer e, ilahi güçler somutlaştırılmamışsa o zaman e, putperestliğin, putperestlik anlayışının da e, görülmesini engellemiştir. Eğer ki Türkler kendi tanrılarını e, somutlaştırıp işte bunları e, heykellerini yapmış olsalardı muhtemelen e, Türklerde de put anlayışı putperestlik görülecek. Oysa ki eski Türklerde böyle bir şey yok. Bu da Türklerde putperestliğin gelişmesini ne yapmıştır? Engellemiş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? şıkkı ikinci sorumuz böyleydi. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım Anadolu'daki bulunan ilk uygarlıklarla ilgili. Bununla ilgili mutlaka soru geliyor. Bakın dikkat edin. Özellikle Anadolu'da kurulmuş beş uygarlık vardı. Urartular işte ne vardı? Hititler, Firikler işte İonlar gibi Şimdi ilk çağda Ege kıyılarındaki iyonlar. İyonlarla ilgili bir soru var. İyonya'daki bu gelişmelerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yani bir eşleştirme sorusu. Şimdi Efes, Millet, Foça, İzmir gibi şehir devletleri şeklinde yaşamışlar. Yani siyasi birlikleri yok. Küçük küçük devletler. Halkın yönetimdeki etkisi zamanla artmış. Yani demokrasi ilerlemiş. Halk seçimlere katılmış. Merkeziyetçi bir üretim anlayışının olmaması çeşitli alanlarda serbest çalışmaların yapılmasına ortam hazırlamış. Yani bilimin, sanatın, felsefenin gelişmesini sağlamış. Bir baskı ortamı yok. O zaman bilimsel çalışmaların yapılması kesinlikle çünkü merkeziyetçi bir yapı yok. Küçük küçük şehir devletleri şeklinde bilimsel çalışma yapmak için tam da uygun bir ortam. Siyasi birlik yok. Nereden anlıyoruz? Küçük şehir devletleri var. Tek bir devlet değil birden fazla küçük devletlerden oluşuyor. Siyasi birlik nedir? Bu küçük devletlerin hepsinin bir araya gelip bir devlet olabilmeleri. Dolayısıyla bu da var. Etnik yapının farklı milletlerden oluştu. Oysa ki burada İon yani eski Yunanlardan bahsediyor. Dolayısıyla burada etnik yapının farklı milletlerden oluşuyla ilgili bir bilgi yok. Diğerlerine bakalım. Demokrasi bilinci. Nereden anlıyoruz? Özellikle halkın yönetimde etkisinin zamanla artması yani biliyorsunuz ilk Yunan devletlerinde yöneticiler halk tarafından seçiliyordu. Dolayısıyla bu da neyin gelişmesini sağlamış? Demokrasinin bu da var. Düşünce özgürlüğünü önem kazanması özellikle arkadaşlar yani demokrasi geliş gelişiyorsa orada bilin ki aynı zamanda düşünce özgürlüğü de var. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Güzel bir soruydu. Geldik Haçlı Seferi ile ilgili güzel bir sorumuz. Buna bakalım. Buna göre 4. Haçlı Seferi sonrasında yaşanan gelişmeler dikkate alındı. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım 4. Haçlı Seferi ne ile ünlüydü. Kendi amacından sapmış. Özellikle İstanbul'un yağmalanmasıyla sonuçlanmış bir sefer. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlılar Kudüs'e gitmekten vazgeçerek İstanbul'a yönelmiş ve burayı ele geçti bir Latin İmparatorluğu kurmuştur. Bizans Hanedanı ise İznik ve Trabzon'a kaçarak kendilerini burada kendilerine burada yeni devletler kurmuşlar. Yani bunlar gelip Kudüs'ü ele geçirmek amacıyla geliyorlar. Daha sonra yönleri nereye çeviriyor? İstanbul'a İstanbul'u yağmalıyorlar. Bizans hanedanlar e, kendini kurtarmak için ya İzni'ye kaçıyor ya da Trabzon'a. O zaman burada Haçlar arasında bir ne var? Bir iç mücadele var değil mi? Dördüncü Haçlı Seferi Hristiyanlar iç mücadelesi şeklinde dönüşmüştür. Doğru mudur? Kesinlikle. O zaman doğru cevap A'dır. Katolik Kilisesi Avrupa'daki etkinliği azalmıştır. Böyle bir şey yok. Ortodoks Kilisesi Papa'ya bağlı gelmiş. Yok. E, Bizans'ın Avrupa'daki toprakları genişlemiştir. Böyle bir bilgi yok. Bizans, Bizans devletinin hanedan değişikliği yaşanmış. Böyle bir şey yok. Yani buradan dördüncü haç seferinden anladığımız dördüncü haç seferi ne olmuştur? Kendi amacından sapmış bir seferdir. Doğacak şıkkımız A şıkkıdır. 18. ve 19. yıllarda Osmanlı devletinde kültürel değişimin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Kültürel değişim arkadaşlar 18 ve 19. 18 ve 19. yüzyıl. Şimdi soru şöyle bir inceleyelim. Güzel bir soru. Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerinde elçiler gönderilmesi bu 18. yüzyılda yani Lale Devrinde meydana geldi. Bu var arkadaşlar. Bütçe hazırlanarak saray masraflarının kısıtlanması 17. yüzyılda Tarhuncu Ahmet zamanında arkadaşlarım 4. Mehmet döneminde meydana gelecek. Yani bu 17. yüzyıl dolayısıyla doğru cevap B'dir. Doğu klasiklerin Türkçe çevirme çeviriler kütüphane açılması Yine lale devri. Lale devri biliyorsunuz 18. yüzyıl yani 1718. Burada ek bir bilgi vereyim. Hangi tarihin hangi yüzyıla denk geldiğini bulabilmek için son iki rakama e, kapatıp kalana bir ekliyoruz. O da bize 18. yüzyılı veriyor. Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı ülkesinde uygulanması kesinlikle etkilemiştir. İkinci Mahmut döneminde Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi özellikle de Avrupa'da e, bu öğrencilerin öğrendiklerini Osmanlıya taşıması kültürel gelişimi hızlandırmıştır. Bu da var. Fakat bütçe hazırlanması 18 ya da 19 değil. Hangi yüzyılda? 17. yüzyılda hangi dönemde? 4. Mehmet döneminde Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından ilk Osmanlı dek bütçesi yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız B şıkkı oluyor. Yine bu da güzel bir soruydu. Geldik arkadaşlarım 6. sorumuz. Yeni çağ Avrupa'sında yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Augsburg antlaşmasıyla Alman. Şöyle bir netleştirelim arkadaşlarım karışmasın. <laughs> evet. Alman prenslerine istedikleri mezhebi seçme hakkı tanınmıştır. Ancak halk hangi prensin toprağına yaşıyorsa onun mezhebini benimsemek zorunda bırakılmıştır. Yani yine zenginler, güçlüler istediğini seçebilecek ama fakirler, garibanlar onlar neyi seçiyorsa onu seçmek zorunda. O zaman şöyle bir bakalım. Avrupa'daki siyasi gelişmeler Katolik Kilisesi'nin ekonomi gücünü arttırmıştır. Geçelim. İnanç özgürlüğünü kısıtlayıcı gelişmeler yaşamış. Doğru mudur? Evet. Bakın. Antlaşma göre prensler istediği mezhebe geçebiliyor ama <laughs> affedersiniz e, fakat halk e, hangi prensin toprağındaysa onun seçtiği mezhebi seçmek zorunda. Yani istediğini seçemiyor. O zaman burada bir inanç özgürlüğünü kısıtlayan, engelleyen durum var mı? Var. Doğru cevap şıkkımız nedir burada? B şıkkıdır. Avrupa'da mezhep birliği sağlanmış mıdır? Böyle bir şey yok. Ortodoks kilisesinin Hristiyan dünyasındaki etkini atmış mıdır? Böyle bir bilgi yok. Hristiyanlık yeni coğrafyalara yayılma imkanı bulmuştu. Bu da haç seferleriyle olacaktı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. Arkadaşlar yeni sorumuz Osmanlı Devleti'nde durumlardan hangileri sınırların genişlemesi sonucunda ortaya çıkmıştır? Güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Devlet adamı sayısının artması. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişledikçe devleti yönetmek için ihtiyaç duyulan devlet adamı sayısı artmaya başlamış. Mesela Osmanlı Devleti'nde zamanla defterdarlık birken ikiye çıkarılmıştır. Kadaskerlik askerlik birken sayısı ikiye çıkarılmıştır. Bu yine orduda çeşitli e, yine e, asker arttırımına gidilmiştir. O zaman sınırlar genişlediği zaman aynı zamanda bu büyümeyi yeni devleti yeni e, toprakları yönetmek için ihtiyaç duyulan devlet adamı sayısı da ne olmaya başlıyor otomatikmen? Artmaya. Mesela siz bir yere ele geçirdiniz. Oraya e, atamak zorundasınız. Beylerbeyi Sancak Bey kadro atamak zorundasınız. Yani devlet adamı sayısı kesinlikle toprakların genişlemesiyle ilgili. Kapitülasyon verilen devlet sayısının artması. Şimdi Osmanlı Devleti toprak ele geçirdikçe yeni ilişkiler, yeni ekonomik ilişkiler içerisine girmeye başlamış. Bu da yeni devletlere özel haklar tanınmasına neden olmuştur. Bunu da ekleyebiliriz. Devlet gelirleri ve giderlerin artması. Mesela yeni bir toprak parçası ele geçirdiniz. Dolayısıyla buradan gelir de elde edersiniz. E bu toprağıyla geçmek için orduyu savaştırmak zorundasınız. Dolayısıyla hem gelirler e, artacak, giderler de artacak. Dolayısıyla toprakların genişlemesiyle hem gelir artarken aynı zamanda gider de artıyor. O zaman her üçü dev var. Yani Osmanlı devletinde topraklar sınırla genişledikçe devlet adamlarına olan ihtiyaç, yeni devletlerle ilişkilerden dolayı kapitülasyonların genişlemesi aynı zamanda devlet gelir ve giderlerinin artmasına neden olmuştur diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? E şıkkı oluyor sevgili arkadaşlarım. Yeni sorumuz Güzel bir soru. Çok güzel net bir soru. Sorumuz aynen şöyle. Yukarıdaki kararlardan hangisi seçilen ulusal iradenin baskı altında kalmasını önlemeye yöneliktir? Mebusan Meclisi İstanbul dışında toplanmalıdır. Milli kuvvetleri etkin ulusal iradeyi hakim kurmak esastır. İstanbul'daki tutuklanma kaşağındaki itiraz ve subayla tutuklanmalıdır. <laughs> Balkanlar tek tek bakanlar tek tek meclis tarafından seçilmeli. Kuvve-i Milliye birlikte düzenli orduya katılmalıdır. Şimdi buradaki kararlardan hangisi e, ulusal iradeyi e, baskı altında kalmasını önlemeye yöneliktir. Şimdi bu kararlardan arkadaşlar birincisi Osmanlı Mebusan Meclisinin İstanbul'un dışında toplanmasını istemek ne demekti? E, meclis işgal altında bulunan İstanbul'da toplanırsa kendi başına karar alamaz, baskı altında olacağı için e, rahat bir şekilde çalışamaz. Dolayısıyla e, Mustafa Kemal e, Mebusan Meclisi son mebusa meclis toplantısının İzmir, Ankara ya da işgal edilmemiş bir yerde toplanmasını istiyordu ki eğer bu meclis tekrar İstanbul'da toplanırsa İstanbul o dönemi İngilizlerin yani Birinci Savaşı sonrası İngilizlerin neyine girecek e, İşgaline. burada rahat rahat karar alamayacak. Dolayısıyla burada e, ulusal iradenin baskı altında kalmasını önleme amacıyla son Osmanlı mebusa İstanbul değil farklı yerde toplanması e, istenmiştir. Dolayısıyla doğacağı çıkımız C e şıkkıdır sevgili dostlarım. Dokuzuncu sorumuza geldik. Güzel bir soru yine. Sorumuz aynı şu. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Lozan Görüşmelerinde 20 Kasım 1922'de başlamıştır. Bu görüşmelerde TBMM kapitülasyon, İstanbul'un boşaltılması, Musul, ve Ermeni yurdu konusuna hiçbir görüşmeye yanaşmamıştır. Demek ki kesin bu konularda benim dediğim dışında hiçbir şey olmayacak deyip herhangi bir görüşmeye katılmıyor. Görüşmeler her iki tarafın da kendi tezlerine ısrarcı olmaları nedeniyle 4 Şubat 1923'te kesilmiştir. Şimdi biz bu bilgiye dayanarak bu soruları çözerken genelde bize verilen bilgilere sadık kalmamız gerekiyor arkadaşlar. TBMM'deki görüş ayrılıklar, Lozan konferansına olumsuz, e, konferansına olumsuz yansımıştır. Şimdi burada e, TBMM içerisinde görüş ayrılıklarının olduğu ve konferans yansıması ile ilgili hiçbir bilgi yok. Doğru cevap şıkkımız A'dır diyelerine bakacağız itiraf devletleri yeni Türk devletinin tam bağımsız tanımlamak istememiştir. Bakın özellikle TBMM kalkülasyon İstanbul'un boşaltılması Musul ve Ermeni yurtlu konusunda Türkiye TBMM'e geri adım atmayınca diğer devletler de bu konferansın kesintiye uğramasını izin vermişler. Dolayısıyla özellikle bu konular bağımsızlığı içeriyordu. Dolayısıyla bağımsızlığını tanımak istememişti ilk anlamda. İtiraf devletleri ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor. Mesela nereden anlıyoruz? Özellikle de kapitülasyonların devamını istiyor. Ama TBMM kesinlikle kapitülasyonların kaldırılmasını istiyor. Hatta bunu görüşülmesine kesinlikle yanaşmıyor. TBMM uluslararası alanda etkili olmaya çalışmıştır. Çünkü TBMM bu Lozan konferansında bağımsız bir devlet olan Türkiye bağımsızlığını kazandırarak uluslararası alanda etkisini artırmaya çalışmıştır. TBM Misak-ı Milli'den ödün vermek istememiş. Neden anlıyoruz? Özellikle de İstanbul'un boşaltılması Musul ve Ermeni yurdu konularında hiçbir şekilde tartışma girmemiştir. Dolayısıyla özellikle de Misak-ı Milli'de bunların Türkiye toprak olduğu ifade ediliyor. Burada çıkarmayacağımız sonuç TBM'de göç ayrılıkları, Lozan zaman konferansı onursu etkin yansımıştır. Bu ibare yoktur. Dolayısıyla dojap nedir? A şıkkı. Bu çalışmamızın son sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar bu bilgiden hareket aşağıdaki inkılaplardan hangisinin cumhuriyetin ilanına ortam hazırladığı söylenebilir. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet döneminde yapılan yenilikler birbirlerinin bütünler bir yapıda olduğu için bir önceki yenilik kendisiyle ilgili bir sonraki yeniliğe ortam hazırlamıştır. Acaba Cumhuriyet'in e, ilanına hangi e, arkadaşa gelişme ortam hazırlamış? Saltanatı kaldırması, halifeliğin kaldırması, medeni kanun çıkarılması, teşvik-i sanayi, kanun soyadı, kanun çıkarılması. Şimdi soyadı kanun arkadaşlar toplumsaldı. Yani bunun Cumhuriyet çok sonra 1934'te. Teşvik-i Kanunu 1927 ekonomiktir. Bunun siyasete bir ilişkisi yok. Medeni Kanunu 1926 yine sosyal alanda yapılmış. Halifemli kaldırması 1924. Arkadaşlar Cumhuriyet'in ilan edilmesine ortam hazırlayan gelişme 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması. Peki saltanatın kaldırılması nasıl Cumhuriyet'i ilan ortam hazırlamıştır? Saltanat neydi? Devleti yöneten kişinin baba öldükten sonra onun yerine Oğlunun geçmesi ya da bir akrabasının geçmesiydi değil mi? Yani yönetimin aile içerisinde o aile fertlerinden birinin devletin başına geçmesi. Yani kişi egemenliği. Şimdi saltanat kaldırılarak aslında halk egemenliğinin önü açılmış oldu. İşte saltanatın kaldırılmasıyla birlikte bir rejim problemi ortaya çıktı değil mi? Ee, yani cumhuriyet ilan edilmediği için saltanat kaldırıldığı için e, devlet başkanı problemi ortaya çıktı. Dolayısıyla saltanatın kaldırılması aynı zamanda cumhuriyetin ilanını zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla saltanatın kaldırılması aynı zamanda Cumhuriyet'in ilan edilmesinin de temelini atmıştır, ortamını hazırlamıştır, zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman rejim problemi çözülmüş. Yani Türkiye'nin rejimi belirlenmiş, Cumhuriyet oldu, kesinleşmiş, devlet başkanı problemi çözülmüş. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kim olacak? Mustafa Kemal Atatürk e, devlet başkanı problemi de bu şekilde çözülmüş olacak. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle beraber 2024 ayete yönelik 10 tane karşınıza gelebilecek, ee, arkadaşlar soru çözdük. Umarım başınıza katkı soru. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar.